Yozgat'ta Ayşe Yaşar, 1900'lü yıllardan Anadolu'da kullanılan mutfak ve odaların 3 boyutlu minyatürlerini yaparak geçmişle günümüz arasında köprü kuruyor. Yozgat merkezde grafik ve fotoğraf öğretmenliği yapan 53 yaşındaki Ayşe Yaşar, okuldan arta kalan zamanını evinde kurduğu atölyede Diorama adı verilen 3 boyutlu minyatür çalışmalarıyla değerlendiriyor. 4 yıl önce arkadaşı Ayşe Şimşek'in tavsiyesiyle hobi olarak başladığı Diorama sanatı, Yaşar'ın büyük bir tutkusu haline gelmiş durumda. Atölyesine detaylı işçilik ve gerçeklikle benzeşmiş minyatürlere sanatsal dokunuşlar yaparak birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor. Alçıyı metal gömülü bir sobaya dönüştürüyoruz. Eski oturma odalarımızda kullandığımız ütümüz var bir tane. Ütü masasıyla birlikte. Sandığımız olacak. Sandığımız üzerinde biliyorsunuz köy evlerimizde yorganlarımız ve yastıklarımız olur. Tahta sandalyemiz var boyanacak. Sofra, bazlamamız, haşlama yumurta, olmazsa olmazımız başımızın tacı, besmelemiz, bunca. Yani bu gördüğünüz her şey evlerimizde olan alanları biraz. Varsınız plastik kaşıklı duru her evde vardır kırmızı renkli. İnşaat mühendisi büromuz. Aslında bir tane de veterinerim vardı çok güzeldi ama diş. Ben karışmayayım diyor. Diorama gerçek ya da kurgu olan bir anın, bir olayın ya da bir hikayenin Işık oyunlarından da yararlanarak 3 boyutlu yüzeylerde tablo şeklinde oluşturulması ya da gerçek ölçüleriyle büyük tabloların bir araya getirilmesi anlamına geliyor. Ne zaman başladınız? Yaklaşık 3-4 yıl önce başladık. Hobi amaçlı. Bir arkadaşımla birlikte başladık. Sizin aracılığınıza da Ayşe Şimşek arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onun merakı ve ilgisiyle başladık biz bir olaya. Medya aracılığıyla pek çok araştırma yaptık. Biraz da kültürel araştırmanın içine girdik. Eski tarihi kullandığımız geçmişte anneannelerimizin, babaannelerimizin kullandığı mutfaklardan yola çıkarak kültürümüzü de lanse edecek şekilde panolar oluşturmaya başladık. Bununla birlikte dikiş odaları, oturma odaları yapmaya başladık. Gene eskiye dair geçmişteki büyüklerimizin kullandığı, bizim de yaşam içinde olduğumuz güzelliklerimizi şimdiki nesle aktarabilme adına panolar, duvar panoları, anahtarlıklar, havluluklar yapmaya başladık. Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Bir tablo vaktinizi ne kadar alıyor? Hangi malzemeleri kullanıyoruz? Pek çok malzememiz var. Öncelikle atık malzemeleri değerlendirebiliyoruz. Alçı tozu ve kalıplardan, silikon kalıplardan yararlanıyoruz. Kumaşlarımız var. CNC makinesi teknolojiyi kullanıyoruz. Bununla birlikte ahşap malzemelerimiz var, metal malzemelerimiz var. Bunları piyasadan çok rahatlıkla temin edebiliyoruz. Bir tablonun büyüklüğüne ve içinde kullandığımız malzemeye göre 6 aydan başlayıp 15 güne kadar inebilecek küçüklüğüne, büyüklüğüne panoların bağlı olarak değişen
zamanlar içerisinde. Yani yaklaşık 1000 malzemeyle 6 ay gibi bir sürede çalışabiliyoruz. Ya da 50 objeyi de malzemeyle 15 gün süre içerisinde çalışabiliyoruz. Biraz zahmetli, emek ve zaman isteyen bir çalışma. Bu tablolar, hazırlanan tabloları ne yapıyorsunuz? Sipariş olursa satıyoruz. Satış amaçlı da yapıyoruz. Hediye amaçlı da yapıyoruz. Evet, ben öğretmenim. Okuldan kalan zamanımda evde genelde verimli zaman geçirmek açısından biraz da mesleğim gereği bu işle uğraşmayı çok seviyorum. Eski kültürümüzü yansıtmayı daha çok onun üzerine çalışıyoruz çünkü. Bunlarla uğraşmayı seviyorum. Meslek gruplarıyla objeleri değerlendirip onlara şekil vermek, doku vermek güzel bir uğraş. Evet, ilaç niyetine, terapi şeklinde çok güzel bir uğraş.